Bosna Hersek'te yaşanan vahşetin üzerinden 20 yıl geçti. 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın ortasında dünyanın gözleri önünde 8000'den fazla Bosnalı Müslüman katledildi. Biz de bugünün anısına hazırladığımız klibi getiriyoruz ekranlarınıza. Türklere karşı olan isyanın anısına Müslümanlardan intikam alma vakti geldi. Tarih 11 Temmuz 1995, saat 23. Yer Srebrenica'da bir okulun öğretmenler odası. Sırp General Ratko Mladic, Birleşmiş Milletler adına Hollandalı Albay Karemans ve Boşnak öğretmen Nesip aynı masada. Silahları teslim etmek zorundasınız. Teslim eden herkesin hayatlarını garanti ederim. Silahlı ve rütbeli askerlerin arasındaki tek sivil ve tek boşnak olan Nesip Manziç'e tehditkar bir ifadeyle... Nesip'e... İnsanlarının geleceği senin ellerinde. Yok. Sadece bu bölgede değil. Söyleyeceklerim bitti. Konuş şimdi. Diyerek mazlumların temsilcisi öğretmen Nesip'e bakıyor. Birleşmiş Milletleri temsil eden ve Srebrenica'yı koruma görevini taşıyan ancak iki gün önce 30 askerini Sırpların rehin aldığı Karemans başı önde ve susuyor. Karemans 3 saat önce Miladiç'te buluşmuş ve adeta ondan emir alan bir subay görüntüsüyle konuşmuş ve Mladic bağırarak gerekenleri kendisine aktarmıştı. Peygamber mesleğinin temsilcisi öğretmen Nesip ise, size samimi olarak söyleyebilirim ki ben kazara temsilci oldum ve mesul olamam diyebiliyor sadece. Mladic'in cevabı, bu senin sorunun. Silahlarınızı teslim etmeli ve insanlarınızı yok olmaktan kurtarmalısınız. Bunları Birleşmiş Milletler temsilcisinin önünde söylüyor. Oysa Birleşmiş Milletler o canları korumak için oradaydı. Karemans'ın Srebrenica halkına yaşamlarınız Birleşmiş Milletler'in garantisi altındadır diye pencereden yaptığı anons boşnakları sevindiriyor ve alkışlarla cevap veriyorlardı. Daha sonra Srebrenica sokaklarına çıkan Mladic, Rauf Selmanoğlu sokağı tabelasını görünce askerlerine şu emri veriyordu. Onu indirin. Müslümanların sokak levhalarını kaldırın. Haydi tırmanın. 10 kere mi söyleyeceğim? Mladic şehir merkezine gelerek kameraya aynen şunları söylüyordu. Şu anda 11 Temmuz 1995. Sırp Srebrenica'sındayız. Tam da Sırp Kutsal Günü'nün arifesinde bu kasabayı Sırp milletine armağan ediyoruz. Türklere karşı olan isyanın anısına Müslümanlardan intikam alma vakti geldi. Saat 16'dan itibaren askerler evlerine saklanmış olan Müslümanlara çağrı yaptılar. Elleriniz yukarıda, dışarı çıkın, çabuk olun, bir şey olmayacak. Yolun ortasına dizilmiş kamyonların yanında ellerinde birkaç parça eşya ile yürütülen Srebrenica halkı bilinmeyen bir sona doğru ilerliyordu. İnişli yokuşlu patikalardan yürüyerek evlerinden inen Srebrenicalıların bir kısmı durumu anlayıp ağaçlık alanlara doğru kaçınca Sırp mermisinin hedefi oldular. Ama savunmasız Müslümanların bir bölümü hasta anne babalarını sırtlayıp kaçmak isterken Sırp askerlerince çevrilip
"Tüfekleriniz nerede?" diye sorguya çekiliyordu. Onlar "Tüfeğim yok, sivilim" cevabını verince, bu kez "Korkuyor musun?" sorusuna "Nasıl korkmayayım?" diye karşılık veriyor ve kendilerini Sırp askerlerin insafına terk ediyorlardı. Çaresizlerin tek yurdu, sığınabilecekleri ormanlar olmuştu. Sırplar boşnak babaları oğullarını çağırmaya zorluyor, onlar da ormana doğru bağırmak zorunda kalıyorlardı. "Buradayım, Sırplardan korkma, gel." Dönenler ve Srebrenica'dan kaçamayanlar kamyonlara bindirilip hakaretlerle elleri arkadan bağlanarak bir orman kıyısına götürülüyor, "Yatın ve son duanızı yapın" denilerek sırtlarından vuruluyordu. Öldürdükleri Müslümanları kamyondaki diğer Müslüman gençlere taşıtıyor, "Siz bunu çoktan hak ettiniz" diyerek onları da infaz ediyorlardı. Katlettikleri Müslümanların bir kısmının Drina Nehri'ne atıldığı anlatılıyordu. Akü fabrikasında 20 yıldır duran kan izleri boşnakların bir kısmının akıbetinin kanıtıydı. Bir kısım sivil Sırp'ta ellerinde kalaşnikovlarla evlerin kapısını açıyor, içeride gizlenen bir Müslümanı gördüklerinde çocuk olup olmadığına bakmaksızın defalarca ateş ediyordu. O gece Srebrenica'dan 15 bin boşnak dağlara kaçtı. Günlerce, tam 60 kilometre yürüdüler. Ertesi gün Sırp tankları dağlara ateş etmeye başlamıştı. Sırp milisler dağlara doğru bağırıyor, teslim olmalarını istiyorlardı. Korkup geri dönenler öldürülmüş arkadaşlarının cesetlerinin yanından geçiyor ve katillerine teslim oluyorlardı. Kaçabilen bir avuç Müslüman dağlarda gözyaşları içinde tekbir getiriyor, yorulduklarında toplu halde dinleniyor, ancak kendi kendilerine ağlaşıyorlardı. Potaçari'ye 50 otobüs geldi. Otobüsler kente gelirken Sırplar 15 ile 70 yaş arası erkekleri savaş suçlusu sanıkları sorguya çekmek gerekçesiyle ayırdı. Potaçari'ye kadar gelen Miladiç, televizyon kameraları karşısında kimseye bir şey yapılmayacağı ve herkesin güvenle Srebrenica dışına çıkarılacağı garantisi verdi. Miladiç elindeki çikolataları boşnak çocuklara dağıtırken şöyle bağırıyordu. "Size Allah yardım edemez ama Miladiç edebilir." Ancak Miladiç, "Bütün İslamcı teröristler ve savaş suçluları bulunup cezalandırılacaktır" demekten de kendini alamıyordu. Otobüslere bindirilerek Tuzla'ya getirilen boşnak anneler, "Çocuklarım, çocuklarım" diye feryat ediyor, kimi de henüz 10 aylık bebeğinin yasını tutuyordu. Kadınların bir kısmı Tuzla'da evlere kapatıldı ve Sırp askerlerin insafına terk edildi. Sırplar 30 kutsak Hollandalı askeri bir hafta sonra teslim ettikten sonra Hollandalılar üstlerini terk etmeye başladılar. Hollanda üssündeki veda toplantısında "Uzun bir hayata" sözleriyle şarap kadehleri tokuşturuluyordu. Miladiç, Karemans'a bir şişe şarap ve içinde ne olduğu bilinmeyen bir paketi hediye olarak verirken ekliyordu. "Hollanda'daki kardeşlere selam söyleyin." Karemans paketi gülerek teslim alırken selam vermeyi de ihmal etmedi. Böylece kampta bekleşen savunmasız boşnaklar Birleşmiş Milletler temsilcisinden teslim alınıyordu. Miladiç arabalarına binerek ayrılan Hollandalı komutana gülerek el sallıyor ve baş parmağını kaldırıp tamam işareti yapıyordu. Hollanda'ya dönenlerin bir kısmı psikolojik tedavi gördü.
kamptaki 5000 boşnak Sırplara teslim edilmişti. 3 gün içinde 8372 boşnak Sırplar tarafından sırf Müslüman oldukları gerekçesiyle öldürüldü. Bunların bir kısmı işkence gördü. Kadınlara tecavüz edildi, toplu mezarlara atıldı. Mezarların bulunmaması için cenazeler birkaç kez yer değiştirildi. Böylece kemikler birbirine karıştı. Kimlik tespiti yıllarca devam etti ve halen çalışmalar sürüyor. Her yıl birkaç parça kemiği tespit edilebilmiş olan yüzlerce cenaze ortaya çıkıyor. Bosna'da mezarsız yatan kaç kişi olduğu hala netlik kazanmadı. Potaçari'de eski Hollanda üssünde hayatta kalabilen Müslüman kadın ve erkekler ilk kez 1999'da yakınları için topluca cenaze namazını kıldı. Sırplarsa o gün kutsal günlerini hatırlayıp topluca dans ettiler ve General Mladić'in Srebrenica'nın özgürlüğünü ilan edişini bira şişeleriyle tokuşturarak kutladılar. Neşeyle söyledikleri zafer şarkıları Srebrenica'dan şehitlerin kabirlerine doğru yayılırken Aliye İzzetbegović yeni kurulan boşnak ordusunu Esselamun Aleyküm diyerek selamlıyor. Esselamun Aleyküm. Bir komutanın tekbir komutuyla askerlerin Allahu Ekber nidaları Nesip öğretmen ve 8372 şehidin aziz ruhlarına doğru yükseliyordu. Srebrenica katliamının 20. yılında 11 Temmuz 1995'te yaşananların bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Hayatını kaybeden boşnakları rahmetle anıyoruz. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız.